Anlat bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden devam ediyor efendim. Şu an sizlere Elazığ merkezden sesleniyoruz. Elazığ merkezde otomotiv sektörü deyince aklımıza gelen isimlerden bir tanesi Samet Tunçayak bizleri konuk aldı. Kendisine siz değerli izleyicilerimiz için çok güzel sorular soracağız. Aynı zamanda araç alanları ve satanların hepsini ekran başına toplamak isterim. Çünkü bilgi eksikliği olmadan sakın aracınızı satmayın, araç almayın diyoruz efendim. Samet Bey, öncelikle merhabalar. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi araç alanları ve satanların hepsini ekran başına topladık. Özellikle de Elazığ'da dedik. Çünkü Elazığ'da hizmet veriyorsunuz. Tabii her şehirde eksper var ama. Öncelikle biraz eksperlik nedir? Bundan bahsedelim izleyicilerimiz için. Yani ne zamandan beri bu sektördesiniz? Neler yapıyorsunuz? Öncelikle oto ekspertiz sektörü insanların hem can ve mal kaybını önlemek için kurulan bir sektör. Can kaybına sebep olmamasına bahsettiğimiz konu şu şekilde. Aracın hava yastığı olsun, lastiğinden olsun, yani araca ilerleyen süreçte herhangi bir can kaybına yaşanmaması için biz bunları kontrol ediyoruz. Mal kaybı için ise aracın kaporta, motor, mekanik değerlerini hepsini ölçüyoruz ve bu sayede bizim verdiğimiz rapordan dolayı herhangi bir ilerleyen süreçte mal kaybına sebep olmuyor bu. Öncelikle satıcı için ya da alıcı için araç alırken ya da satarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Oto ekspertizin buradaki önemi nedir? Öncelikle bizim işimiz alıcılarla. Satıcı zaten göstermişse aracını sıkıntı yoktur. Eğer göstermemişse onun açısından da sıkıntı vardır. Alıcılar için kesinlikle ekspertiz yaptırmalılar. Kesinlikle yaptırmalılar. Çünkü son zamanlarda yaşanan hadiselerden ders almamız lazım. Nelerdir bu son zamanda yaşanan hadiseler? Mesela son zamanlarda haberlerde de gördüğümüz gibi sıfır araçlarda bile sıkıntı çıkıyor. Sıfır araç diye aldığımız araçta bazen boya çıkma olasılığı oluyor. Bunun yanında ikinci el araçları kesinlikle yaptırmamız zaten lazım zaten. En başta zaten dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi budur. Çünkü neden? Gerçekten bu işin merdiven altı yapan çok çok fazla firma var ve her ilde. Sadece Elazığ'da değil, Türkiye'nin her yerinde. Efendim bunlardan biraz daha yakından bahsetmek istiyoruz. Mercek tutarsanız çok seviniriz. Tabii ki. Şimdi TSE belgesi devletin himayesi altında olan bir kurum. Ekspertiz firmalarına bu TSE belgesini almak zorunlu oldu. Alamayanlar zaten bu işi yapmayacaklar. Bunun haricinde TSE belgesinden kastımız şu, firmaya gittiğiniz zaman şu anda bizim vatandaşlarımız işte A ekspertiz olsun, B ekspertiz olsun hiç sorun değil tarzında bir görüşleri var. Bu kesinlikle yanlış. Ben buna katılmıyorum. Gittiğiniz firmanın kurumsal olabilir ama belgeleri tam olmayabilir. TSE belgesi olmayabilir. TSE belgesi olmayan bir rapor geçerli değildir. Yarın bugün ekspertizle alakalı sıkıntı yaşadığınız zaman o raporlar geçerli olmayacaktır. Fakat TSE belgeli ekspertiz rapor alırsanız eğer bu sizi hiçbir şekilde mağdur etmeyecektir. Başarı yolundaki emin adımlarınızın da devamlılığını diliyoruz. İnşallah hayırlısı. Hakkımızda hayırlısı neyse olsun. Bu saatten sonra biz de emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz inşallah. Siz değerli izleyicilerimize oto ekspertizin, eksperin öneminden bahsettik efendim. Alıcıya ve satıcıya aynı zamanda galericilere ilgilendiren, zorunlu hale gelmesi beklenen durumlardan bahsettik. Sizler de kendinizi güvence altına almak istiyorsanız, ileride alırken ya da satarken herhangi bir mağduriyet yaşamak istemiyorsanız, kesinlikle uzman TSE belgesi olan bir eksperi ziyaret etmenizi bizler de sizlere öneririz diyoruz ve sektörler arası yolculuğumuz kaldığımız yerden devam ediyoruz.